أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سندئز سورة 65. آيتindeyiz أستعيذ بالله Nisa suresi 65. ayet. En son neyini yapıyorduk ayetin? 40 İrabını yapacaktık. Fe'atfan la nafiye vav car rabbi mecrur ke zafun iley la nafiye yu'minuna fi'alun mudari fa'ilihum hatta حرف النصب يحكم فعل مضارع منصوب ك مفعول به في الجار ما مجرور شجرة فعل ماض بين مفعول فيه هم مضاف إليه ثم عطف لا نافية يجد فعل مضارع منصوب في جار أنفسي مجرورهم مضاف إليه حرجا مفعول به من جار ما مجرور قضيت فعل ماض فاعل أنت ويسلم واو عطف يسلم فعل مضارع منصوب تسليم مفعول مطلق meallerini okumaya geçelim ayetin. أستعيذ بالله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نسان سورة 65. ayet. Diyanet mealinde hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde şecere beynehum aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın
Ayette de bulmaksızın şey var. İçlerinde hiçbir sıkıntı bulmaksızın. Tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe, boyun eğmek, teslimiyet için iman etmiş olamazlar. Hüküm en sona kaldı. Bunca ifadeyi okuyup en sona bağladı bunu. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Yok, 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 yok Rabbana kasem ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde. Demek ki ağaçla olan ilgili tarafı da bu çapraşık olması. Çapraşık işlerde. Çekişmeli, çapraşık işlerde. Seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden, nefislerinden hiçbir darlık duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Bu da Elmalı Hoca'nın meali. Nasıl Hoca'ya bakalım. Hayır. Çoğunlukla hep hayır diye girmişler. Bir de F var yalnız burada. Fela. Hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında aralarındaki münazada, münazaa demiş Nasuh Hoca, seni tartışma, niza gibi, münazaa, seni hakem tayin etmedikçe, gerçi niza ayeti yukarıda geçtiydi, en tenazatun fi şeyin, orada nizayı kullandı Cenab-ı Hak, burada şecereyi kullandı. Şecere sanki kapsamı daha geniş, aradaki her türlü ilişkide, münazaada seni hakem tayin etmedikçe, sonra da hükmedeceğin şeyden dolayı nefislerinde bir sıkıntı bulmaksızın tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Genelde mealciler hepsini toplamışlar. Yüklerini sona koymuşlar. Hayır öyle değil diyor Çanta Hoca girişte. Rabbine and olsun ki onlar aralarında kimi oraya kimi buraya çektikleri, kavga ettikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden yürekleri, ayette yürek kavramı açık değil, hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Bu da Çantay Hoca'nın mealiydi. Bulaç Hoca hayır öyle değil diye girmiş. Rabbine and olsun aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hüküme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, içinden sıkıntı duymak mı, içinde sıkıntı bulmak mı? La yecidu fi enfusum. Ayette la yecidu diyor. İkisi arasında ne fark var? Birinde siz içinize dönüp bakıyorsunuz, bir sıkıntı olduğunu görüyorsunuz. O sıkıntıyı isteyerek duymuyorsunuz sonuçta. Sıkıntı bulmak. Hayır, tabir var vaktilinde. Sıkıntı duyuyoruz. Sıkıntı buluyorum pek. Evet. Aktifinde kullanmadığım için herhalde olmamış. İçlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yaşar Hoca'nın mealine bakalım. Hayır. Rabbine yemin olsun ki iş onların sandığı gibi değil. Onlar aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp verdiğin hükümle ilgili olarak içlerinde hiçbir burukluk, harac için burukluk demiş. Duymadan tam bir teslimiyete ulaşmadıkça iman etmiş olamazlar diyor Yaşar Hoca mealinde. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Hayır. Rabbin hakkı için kasemi böyle tarif etmiş. Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olmazlar diyor. Bu da Ateş Hoca'nın meali. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Hayır, hayır. Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça, bağlanmak, iman etmiş olmazlar. Yusuf Ali mealine bakalım. Bak ne o? Fakat hayır, girişteki F'ye de anlam vermiş. By the Lord.
adına yemin olsun ki. Halbuki ayette burada izafet var. Senin Rabbin şeklinde. Orada Hazreti Peygamber'e bir iltifat var. Yahut kariye, okuyucuya. They can have no real faith. Onlar gerçek bir inanca sahip olamazlar. Until they make thee judge in all disputes between them. Ta ki onlar seni bütün muhalefet ihtilaflı hususlarda seni hakem yapmadıkça. And find in their souls ve içlerinde bulmadıkça no resistance, herhangi bir direnç against thy decisions, senin kararlarına karşı içlerinde en küçük bir sıkıntı bulmadıkça, but accept them with the fullest conviction, fakat onları kabul etmedikçe bütün bir teslimiyetle, bütün bir ikna ile kabul etmedikçe iman etmiş olamazlar. Yusuf Ali Meali idi. Pikten mealine bakalım. But nay, fakat hayır. By the Lord, Rab adına yemin olsun ki. Niye o kâfı görmüyorlar? Burada kâf var. They will not believe. Onlar inanmış, inanacak olamazlar. In truth, gerçekte. Until they make thee, ta ki yapsınlar seni. Judge, hakem, of what is in dispute between them, aralarındaki her türlü münakaşada, and find within themselves, ve içlerinde bulmadıkça, no dislike, bir hoşnutsuzluk, of that which thou decidest, senin verdiğin karardan ötürü, and submit with full submission, ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, İman etmiş olamazlar. Bu da Pikter mealiydi. Şakir mealine bakalım. But no, fakat hayır. By your Lord, senin Rabbin adına and olsun ki, they do not believe, onlar inanıyor değiller in reality, gerçekte, hakikatte, until they make you, ta ki onlar seni yapsınlar, a judge, bir hakem, of that which has become a matter of disagreement among them. Aralarında ihtilaf konusu olmuş. Herhangi bir hususta seni hakem tayin etmedikçe, and then, ve sonra, do not find any straightness in their hearts, ve içlerinde herhangi bir sıkıntı, kalplerinde, ayette kalp kavramı geçmiyor, herhangi bir sıkıntı bulmadıkça, as to what you have decided, senin verdiğin kararla ilgili olarak, and submit with entire submission, ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu da Şakir mealiydi. Gelelim ayetin meal dosyamıza, ayetle ilgili olarak. Nisa suresi, yani 4. sure, 65. ayet. Ayeti buradan kopyalayalım. Fela ve rabbike. F'ye ne öneriyorsunuz buradaki F'ye? Kesinlikle demiştim hocam. Değil mi? Kesinlikle dedik ama. Kesinlikle hayır. La Rabbine, Rabbine andolsun ki, sanırım ayrı yazılmalı. Ant. T mi istiyor? Ant olsun ki. Ant değil. Değil olsun. Ant. İçtiriyorum, kabul etmiyor. Ant olsun ki. La yu'minuna. İman ediyor değiller. Kesinlikle hayır. Rabbine and olsun ki iman ediyor değiller.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ta ki seni hakem tayin etsinler. Ta ki seni hakem tayin etsinler. Fîmâ şecere beynehum. Bunu alırız birazdan. Aralarında aralarında çarpışık mı demişti Elmalı Hoca? Aralarında çıkan çarpışık ihtilaf kavramı başka bir kavram da. Anlaşmazlıklar. Anlaşmazlık da evet. Yani bunlar şecereyi karşılamıyor tabii. Şecere kelimenin kendisi işte bu ağacın nasıl dallar bir iç içe geçmiş böyle. Orada da dallanmış, budaklanmış. Yığına insanlar arasında... Dallandıklarını diyelim. Bize şöyle karmaşık işler de verdim. Karmaşık, tamam. Peki, karmaşık diyelim. Aralarında, aralarındaki... Karmaşık. Ta ki seni hakem tayin etsinler. Aralarındaki karmaşıklıklarda. Burada da fiil olarak kullanmamış olduk yalnız. Çıkanı kullanalım ki fiil olsun. Aralarında çıkan... Karmaşıklık. Ma şacara. Her ne karmaşıklık. Ta ki seni hakem tayin etsinler. Aralarında çıkan karmaşıklıklarda. Bunu içeri alalım diyorsun. Ta ki seni aralarında çıkan karmaşıklıklarda hakem tayin etsinler. Değil mi? Öyle istedim. Ta ki seni aralarında çıkan karmaşıklıklarda hakem tayin etsinler. Ta ki seni aralarında çıkan karmaşıklıklarda hakem tayin etsinler. Buraya da aralarındaki karmaşıklarda işte fiil oluversin diye o zaman fiil kalmıyor ortada, sadece isim kalıyor. Aralarında çıkan karmaşıklıklarda bunun fiil hali varsa bu karmaşıklığın ikinci bir fiille birlikte ancak kullanılıyor, yalnız başına fiilleşmiyor. Evet, hakem tayin etsinler. Hatta hakimun kefirme şecere beynahum. Sümme la yecidu fihen enfusim. Sonra da kendi içlerinde herhangi bir sıkıntı bulmasınlar. Sümme la yecidu fi enfusim haracan. Mimma kadayta. Senin verdiğin hükümden ötürü. Bunu da içeri alabiliriz. Sonra da senin verdiğin hükümden ötürü kendi içlerinde herhangi bir sıkıntı bulmasınlar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ve tamam bir teslimiyetle teslim olsunlar. Şu şeyi de değişse doğru mu acaba? Neyi? Ta ki aralarına çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etsinler. Seni oraya koyacağım. Ta ki seni kaldırayım buradan. Ta ki aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etsinler. Sonra da senin verdiğin hükümden ötürü kendi içlerinde herhangi bir sıkıntı bulmasınlar ve tamamen bir teslimiyetle teslim olsunlar. Komple okursam kesinlikle hayır. Rabbine and olsun ki iman ediyor değiller.
Ta ki aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etsinler. Sonra da senin verdiğin hükümden ötürü kendi işlerinde herhangi bir sıkıntı bulmasınlar. Ve tas tamam bir teslimiyetle teslim olsunlar. Bunu bir de şöyle yapabiliriz. Olmadı şey. Öyle. Bir de öyle deneyelim. Kesinlikle hayır Rabbine andolsun ki iman ediyor değiller. Onun sonu getirse bölüm yoksa diğerleri boşta kalıyormuş. Bu takiyi kaldıracağım buradan. Aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etmedikçe. Sonra da senin verdiğin hükümden ötürü kendi işlerinde herhangi bir sıkıntı bulmadıkça. Sanki bulsunlar gibi oluyor burada da. Evet. Ama böyle olunca sanki... Tas tamam bir teslimiyetle... Teslim olmadıkça iman ediyor. Teslim olmadıkça. Bunlar da iyi de o olmadıkça... Şu ortada kendi işlerinde herhangi bir sıkıntı bulmadıkça sanki bulsunlar istiyormuşuz gibi. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu sıkıntıyı bulursan ancak olur. Bulmazsan... Aynen. Dolayısıyla bu... Duymadıkça desek... Bulmak tamam. Fiili var. Duymadıkça da desen aynı mani. Herhangi bir sıkıntı bulduklarında. Ama bu sefer de la yecidu var. Fi orada olumsuz olan, burada olumlu yecid. Dolayısıyla bu şu sakıncası olmasaydı bu da olabilirdi meal olarak. Oluşturmazsın. He? Oluşturmazsın olsa belki bir yer. Burada şeyde herhangi bir sıkıntı oluşturmadıkça. İşte bulmak fiilinden vazgeçmiş oluyoruz. Halbuki yukarıda bulmakla birlikte yaptık biz onu. Hiç fiil değiştirmedik. Diğer tarafında da hocam yani şey oldu. İman ediyor deyimler havaya uçtu gibi oldu sanki. Kesinlikle hayır. Rabbine hamdolsun ki iman ediyor değiller. Ta ki aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etsinler. Ta ki seni hakem tayin etsinler örnek koysan hocam. Aralarında çıkan yani iman ediyor deyimlerden gittikçe. Ama o bu fiile özgü kalır. Ondan sonra diğer fiilleri etkilemekte zorlanır gibi geliyor. Buna hasmış gibi olur o zaman. Anladın mı o taki? Halbuki bu taki ben noktalı virgül koyarak hepsine şamil kılmak istedim. Taki aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etsinler. Sonra da senin verdiğin hükümden ötürü kendi işlerinde herhangi bir sıkıntı bulmasınlar. Ve tas tamam bir teslimiyette teslim olsunlar. Onların hepsi aralarında çıkan karmaşıklıklarla ilgili değil mi? Aradan tabii, çıkan karmaşıklar için ana başlığı olur. Hocam ta böyle okuyunca anlaşılır. Hepsine gider gelir. Anlamadım. Siz böyle okuyunca tam anlaşılır gibi oldu ama her evet. Böyle bu vurguyla beraber sanki yukarıdan kitap. Şimdi bu takiyi buradan kaldıralım diyor Aydar. Kaldıralım. Seni hakim tayin kısmının başına koyalım. Zaten bu ondan sonraki tüm olay aralarda çıkan karmaşıklarla ilgili olaylar değil mi? Yani o hepsine gider. Yani bana sorarsan şu anda sadece hakem tayin etmeye özgü gibi oldu. Sonra da diyor ama ekliyor gibi işte aralarda. Aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etmişler. Bak ne diyor, baş ağrırsak kapsamlı oluyor diyor. Aralarında çıkan karmaşıklıklarda ta ki seni hakem tayin etsinler. Sonra da hakim başta olması lazım. Başta olmaz, bende de bence de. Başta olmaz. Çünkü her üç cümlenin de başında duruyor o. Evet, yoksa şu anda buna özgü kaldı yani. Ta ki virgül aralarında çıkan karmaşıklıklarda seni hakem tayin etsinler noktalı virgül. Sonra da senin verdiğin hükümden ötürü kendi işlerinde herhangi bir sıkıntı bulmasınlar ve tas tamam bir teslimiyetle teslim olsunlar. Bunlar geçerli olmadıkça kesinlikle hayır. Rabbine andolsun ki iman ediyor değiller. Var mı başka bir mülahaza? Bulmasınlar da belirmeyecek. Şimdi ayette bulmak fiili var ama fiili değiştirirsek ayette bulmak fiili var. Bulmadan desene sıkıntı bulmadan ve taslama teslimiyet olsun. O da sanki bulmadan bulsun istiyormuşuz gibi. Evet, sıkıntısız bir şekilde taslama teslim olsunlar. Aynen, sanki sıkıntı bulmadan iman etmiş olmazlar. Sıkıntı bulurlarsa iman etmiş olurlar. Gibi oluyor. Hocam elmanlığı burada bulmaksızın demiş. Ha, bulmaksızın.
Taki mi kullanmış girişte? Hayır hocam, sizin ikinci yaptığınız gibi yaptı. İkinci yaptığınızda ben uyardı hocam, bulmaksızın. Orada da yine aynı. Bulmaksızın ima etmiş olmazlar. Bulurlarsa ima etmiş olurlar gibi anlaşılıyor. Bulmaksızın deyince aynısını diyor. Aynısı oluyor yani. Ters bir mantık oluyor, nasıl oluyorsa. Bir de hatta'ya sızınlı bir mana da ver. Gayri gibi olmuş, anladın mı o? Hatta da ta ki demek. Şu koşullar sağlanmadıkça. Bunu ya dıkça ile ekleyeceksiniz fiilin sonuna ya da baş yukarıya girişe hatta'yı ta ki diye koyacaksınız. Şu haliyle, ilk yaptığımız haliyle şu ta ki ayetin formatına uygun. Orada bir hatta var. Kalan cümlelerin hepsi ona bağlanmış durumda. Başka bir mülahaza yok ise İnsan suresinin yani içinde herhangi bir sıkıntı bulmuyorum. Anlaşılıyor yani. Evet. Yani kullanım önemli, anlaşılsın yani. İçinde bir sıkıntı bulmuyorum. Evet. Fiil ayette var ya. Şimdi 60 şey, İngilizcesine geçelim. Dördüncü sure 65. ayet. Fela ve rabbika. So, no. By your Lord Rabbika. La yu'minuna. They are not believing حتى يحكموك until they appoint you Biz hakimun ke Türkçe'de ne mana verdik? Hakem tayin etmek dedik değil mi? Demeyebilirdik hakem tayin etmek. Hatta hakimuke sana hüküm verdirmedikçe. Ta ki aralarında çıkan karmaşıklıklarda sana hüküm verdirmedikçe. Daha önce aynısını muhakeme demiştik hocam. Ama orada da fiil başkaydı. Yok. Aynı fiil değil mi? Sanıyorum değildi. Neredeydi o ayet? Yetehakem, o muhakeme. Bu yuhakkimuke. Dolayısıyla seni hakem tayin etmek. Problem yok. Until they appoint you to judge hatta yuhakkimuke fima şecere beynahum in what quelled فيما شجر بينهم between them ثم then لا يجدوا they do not find ثم لا يجدوا في أنفسهم in themselves ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا a strain مما قضيت from what you judged وَيُسَلِّمُوا and they submit تَسْلِيمَ submissively فَلَا وَرَبْ فَلَا so no وَرَبِّكَ by your Lord لا يؤمنون they are not believing حتى until يحكموك they appoint you to judge فيما in what شجرة quarreled بينهم between them
Thumma then, la yajidu, they do not find, fi anfusihim, in themselves, harajan, a strain, mimma qadayta, from what you judged. وَيُسَلِّمُوا and they submit تَسْلِيمًا submissively. Hocam bu İngilizce meallerde by your blood mu kullanmışlar? Bir tane sayfı. İngilizce meallerde nasıl kullanılmış? Üçüncüsü sayfı öyle kullanmışlar. By thy lord. By, bu the lord demiş bazıları. Ama ayette var zaten kaf orada. By your lord. Thy lord da diyebiliriz aynı manada. By thy lord. Başka bir mirah. Orada kefi konuşuluyor mu hocam? Tabi thy senin Rabbin demek. Thy lord senin Rabbin. The gibi değil yani o. Thy, thy lord. Başka bir mülahaza var mı? Gizli meali bir olarak. Peki Nisa suresinin 65. ayetiydi. Nisa suresinin 66. ayetine geçiyorum. Estaizu billah. Nisa suresi 66. ayet. Buraları geçtik. وَلَوْ أَنَّا şayet biz كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ onların üzerine yazsaydık yani farz kılsaydık, emretseydik. Neyi? اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ kendinizi öldürün diye böyle bir emir verseydik. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Cenab-ı Hak muhali konuşmadığına göre bunu isteyebilirdi demek ki. İstemekte hakkı var mı? Var. Çünkü bize ait olan bir şey istemiyor. Zaten kendi verdiği can, kendi var ettiği can. Kullarından canlarını yani kendilerini katletmelerini, kendilerini öldürmelerini isteseymiş, dileseymiş, isteyebilirmiş. Şöyle olsaydı dinde hüküm, işte üçüncü hac dönüşü, ama öyle olursa kimse üçüncü hacca gitmezdi değil mi? Veya 40 yaşına gelen adam, ondan sonra, 40'ından sonra 20 sene daha yaşarsa, 20. yaşının ikinci ayının üçüncü haftası falan, yani cuma saati kendini işte ya asacak ya işte neyse boyduğunu oturacak. Bunu Cenab-ı Hak emretmiş olsaydı ne olurdu sorusunun cevabı var bu ayette. Yani benim aklıma acaba şöyle mi olurdu? Bunu Allah emretmiş olsaydı habire her hafta cuma günü cami önün mezbaha gibi böyle veya işte asılaraksa asılmak suretiyle mi olurdu? Yoksa çok müstehcen insanlar bu emri yerine getirirlerdi. Diğerleri
Bu o zamana kalmıştı, hükmü geçmişti, günü değil, o zamankilerin teslimiyetini görmek için Cenab-ı Hak istemişti. Efendime söyleyeyim, yani kıvırmanın bir türlü yöntemleri kullanarak bir kısımları hükmü, bazıları işte bu ayet Kur'an'a eklenmiş olabilir, bazıları bu nesk edilmiştir, şu ayetle mensuh olmuştur. Ne bileyim yani Yahudiler nasıl yapmışlar ise dinlerinde, böyle bir hüküm olsaydı bizde de bir kısım böyle mi yapardı bilemiyorum. Ayet şimdi bize cevabını verecek. Ama ayetten öğrendiğim Cenab-ı Hakk'ın bunu dahi isteyebileceği. Allah bunu istememiş ama bazı batıl dinlerde şeytan bu vesvese ile pek çoklarının canını alıyor. Bakıyorsunuz çıkıyorlar gökdelenin tepesine ya binanın tepesine el ele atlıyorlar. İşte şeytana tapıyorlarmış da kendilerini atlarlarsaymış şeytan onlara bilmem nasıl bir yaşam verecekmiş. Yani Allah isteseydi pek çok mümin yapmaz iken batıl dinde şeytan nasıl böylelerini iki zaman zaman düşürebiliyor ağına. Yahut batıda toplu kendini öldürme ayinleri görüyoruz. Toplanıyorlar bir alana. Evet, belli tarikatlar. Ondan sonra gaz odaya, sızdırmaz bir odaya gaz basarak orada hep birlikte ölü veriyorlar. Bu da onların bir ayini ve ayinden sonra cesetler toplanıyor. Yani bu ne biçim bir teslimiyettir diyesi geliyor insanın. Daha dün 4 tane kardeş annesi öldü diye kendini yani. Atmış. Şeytan demek ki onları şey yaptı öyle, akıllarını çeldi. 30 yaşlarında ufak tefek çocuk da değil. Aynı aileden 4 kişi. Aynı aileden 4 kişi. Karasını yiyor. Karabey bir şey dedi ki cemaat kişi olursa şeytan yaklaşmaz. 4 kişi karabey bir şey. Ya. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ Biz onlara yazsaydık. Cenab-ı Hak yazmamış. Örnekleri var mı? Tarihte oğlunu katletmesini, Hazreti Peygamber katletmesini, boğazlamasını Hazreti İbrahim'den istediğini görüyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Buna benziyor belki. Doğrudan bunu... Onu evet birbirlerini öldürmesi olarak tefsir ediyoruz. Belki de kendilerini öldürmesi tıpkı ayetin zahirinde olduğu gibi Allah sizden kendinizi öldürmenizi istiyor diye belki de öyleydi. Onlara eğer öyleyse emretmiş gibi oluyor bu ifadeyi. Birbirini öldürmenin de çok geri kalır bir tarafı yok. Sonuçta kendi kendilerini öldürüyorlar. Biri diğerinden yardım alarak. Dolayısıyla bunun o zaman şöyle diyelim örnekleri de olmuş veya benzer örnekleri de olmuş. Bugün İslam dini açısından en yakın örnek buna kişinin işte cihatta canını vermesi, düşmanın eliyle, düşmanın marifetiyle ölümle buluşması, bu manadaki talepkar yaklaşımı onun canını vermesi olarak tarif ediliyor. İşte Allah yolunda canını verdi diye. Kendini katletmiyor ama sonuçta ölümüyle sonuçlanan bir sürece gönüllü olarak giriyor. Dolayısıyla ona da benzetebiliriz. Ona da çok benziyor açıkçası. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Onlara biz yazsaydık ki kendinizi katledin. Peki bu konu niye yukarıdaki konudan sonraya geldi? Yani seni hakem tayin etmedikçe, tağuta gidip başvurmayla ilgili olaylardan sonra Cenab-ı Hak kendisine yönelik teslimiyet konusunu mu işliyor arka planda? Yani bir önceki ayetin sonunda o ise limu teslima diye bitti en son. Bundan önceki ayetin sonu. Bunun teslimiyetle alakalı bir şey olduğunu Cenab-ı Hakk'a daha hüküm danışmak hususunda bile yaklaşmayan kimseleri düşün bunları. Bunlar nerede can verecekler? Yani daha 3 kuruşluk, 5 kuruşluk malın taksiminde yahut 3 kuruşluk nizada, dünyevi herhangi bir meseledeki problemde bunu çözüme kavuşturmak hususunda Allah'ın ve elçisinin bilgisine danışmayan, onların hükmüne bu manada teslimiyet göstermeyen kimselerin Allah için canlarını vermelerini düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Onlara yazsaydık. Aleyhim'deki zamir dolayısıyla yukarıdakilere mi gider yoksa artık umumileşti mi him? Kanımca yukarıdakiler de olabilir. Çünkü onlar diye Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği zümre. Yahut genel itibariyle bütün müminler
اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi katledin diye. اَوْخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Yahut yurdunuzu terk edin diye. Sübhanallah, ne kadar ilginç. Yani kendini katletmekle yurdunu terk etmek. İkisi de demek ki büyük şeyler insanların. Zor işler. Zor işler demek ki. Yurdunu terk etmek. Biz o kadar ekonomik şeylere maruz kalmışız ki yurdumuzu gönüllü terk ediyoruz yani. Mecburiyettenmiş demek ki. Yurdunuzu terk edin. Yahut evlerinizden çıkın. Uhrucu min diyarikum. Evlerinizden çıkın. Yani sürgüne gönderilmek. Uzaklaştırılmak. Yerinden, yurdundan olmak. Tabii uhrucu min diyarikum. Bunu bugün için ülkesinden çıkarılmak gibi yani. Sürgün edilmek uzak diyarlara. Mâ fe'alûhu. Onu yapmazlardı diyor Cenab-ı Hak. Yani kendilerini katletmezlerdi yahut yurtlarından çıkmazlardı. Ama Allah bunu yine ben diyorum ki bu hin tağuta hüküm verenlere gidiyor. Çünkü Allah müminlere canlarınızı verin dedi, canlarını verdiler. Yurtlarınızdan çıkın, Medine'ye hicret edin dedi, yurtlarından çıktılar. Dolayısıyla hin, buradaki hin tağutun hükmüne başvuran kimseler olsa gerek. Ama onlardan da, tağutun hükmüne başvuranlardan da az da olsa bu işi yapacak kimse olması da muhal. Değil mi? Yani hiç olmaz onlardan. Tağutun hükmüne başvuran adamın gelip canlı veren hiç olmaz. Vazgeçtim demek ki bu hem daha umumi. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Biz onlara yazsaydık. اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürün diye. اَوْخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Yahut yurtlarınızdan çıkın diye. مَا فَعَلُوهُ Onu yapmazdı. اِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ Onlardan azı hariç onu yapmazlardı. Demek böyle bir hüküm olsaydı, cevabını Allah'tan öğrendiğimize göre, işte 100 kişiden 3'ü 5'i her neyse cuma günü ben Allah'ın hükmüne boyun eğeceğim diye gelecekti caminin önüne. Diğerleri de yapmayanlar, zaten onlar cumaya da gelmezdi herhalde yapmayanlar. Hocam bir de yalnız yukarıdaki hikme olası daha fazla bir şey gelmemiş. Çünkü niye hocam, eğer öyle olsaydı kum diyebilirdi. Min kum. Enfusa kum var zaten. Ama aleyhim diyor ya hocam orada. Olsun ama eniktulu ha. Öyle onla kitabne aleyhim. Onlara yazsaydık. Ama ben de diyorum ki onlardan azı yapardı. Bu azı nasıl yapardı? Acaba çünkü utanma, ortada olanlar da var ya. Utanma pazarı mı? Yiğitlik yapanlar. Yiğitlik yapanlar. Utanma pazarı. Ama canı verecek diyor. Utanma. Yapmazlar. Yani, yani tağutun hükmüne, Allah'ın hükmüne başvurmayan. Hadi en zor. Diyor ya hocam mesela malını tüketen böyle desinler diye. Anlıyorum da cihada giderken burayı savunayım diye gidiyor. Ölmeme ihtimali var. Burada intihar edecek. Deliler var hocam. Görev işte öldürüyorlar bir kendilerini. Şeyler ama Allah için intihar edecek. O da yapmazlardı. Bu dolayısıyla hem bence umumi. O zaman niye ve yukarı bağlamaz mı hocam bir yere? Evet. Demiş. Anlıyorum da şu önceki ayette فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman ediyor değiller. Burada da aslında daha umumileşmiş. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنْفُسَمُ Burada tamam onlara aitti. Ama burada artık iman kapsamında bence umumileşti. Ama yukarıdaki olayla ilgili ilgisi var. Bağlam olarak ilgisi var da zamir bence genişledi diye düşünüyorum. Çünkü teslim onlarla beraber size de bir uyarı varmış yani, burada. Yani وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Onlara yazsak اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürün diye اَوْخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Yahut yurtlarınızdan çıkın diye مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ Onların azı hariç yapmazlardı. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ Öğütlendikleri şeyi yapsalardı لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Yani bu da olur. Yani kendinizi öldürün diye Allah yazsaydı o zaman bu da öğüt olmuş olurdu. Yani o da o emir, her emri Cenab-ı Hakk'ın vaaz, her emri bizim hayrımıza. Diyor ki biz onlara kendinizi öldürün deseydik bu da onlar için hayır olurdu. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Bu onlar için hayır olurdu. وَاَشَدَّ تَتْب۪يتًا Ve daha pekiştirici olurdu, daha sabitleyici olurdu. وَلَوْ اَنَّ Hocam o acaba diğer vaaz edilmiş şeylerin içerisine girebilir mi?
şayet diyor böyle yapsaydı. Hani daha önceki vaaz edilmiş şeylerden bahsediyor. Ama önce ayeti kendi içinde. Şimdi مَا فَعَلُوهُ yapmazlardı. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوهُ ama yapsalardı. Bu da işte burada... يُعَذُونَ بِهِ olsun ama bu da كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا يُعَذُونَ بِهِ ne öğütlendi. Demek ki bu yazılan şey öğütmüş demek ki. Yani ne emredilirse Allah'ın emrettiği şey öğüttür. Güzel şeydir. Onu da kötü algılama. Allah emretseydi o da güzel olurdu. Çünkü Allah kötüyü emretmez. Emrediyor ise emrettiğinde o da güzel olur. Peki akulu kavli hâzâ ve estağfurullâhe l-azîme li ve lekum ve lisâirin müminîn. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isra. Kemâ hamiltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tahammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.